Herkese merhabalar. Ben Zeynep Hancı, öğretmen kolaylaştırıcı ekibindenim. Boğaziçi Üniversitesi PDR mezunuyum. 2 yıldır da öğretmen alanında program sorumlusu olarak çalışıyorum. Bugün Halil ve Muhammed'le birlikteyiz. Bu videomuzda da öğretmen ağı çevrimiçi PDR grubunun ürettiği yeni dönemde okula uyum kitapçığı, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik yaratıcı çözümlerden bahsedeceğiz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri işbirliğiyle de sizlerle paylaşacağız. Öncesinde değişim elçilerinden Halil Yavaş'a ve Muhammed Ali Mert'e söz vermek istiyorum. Merhaba, ben Halil Yavaş. Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunuyum. 4 yıldır psikolojik danışman olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda yaratıcılama eğitmeniyim. Şu anda Mardin Kızıltepe Karakuyu Ortaokulu'nda psikolojik danışman olarak görev yapmaktayım. Merhabalar, ben Muhammed Ali Mert. Pamukkale Üniversitesi PDR mezunuyum. Denizli'de bir vakıf okulunda psikolojik danışman olarak 3 yıl boyunca çalıştım. Şu anda da yine aynı okulda ilkokul müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Eğitim reformu girişiminin yürüttüğü ve 6 büyük vakıf tarafından desteklenen öğretmen ağı, öğretmenlerin birbirleriyle de farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği, bir araya geldiği, deneyimlerini paylaştığı bir işbirliği ve paylaşım platformu. Bu ağda pek çok gönüllü topluluk da var. Bu topluluklardan biri de çevrimiçi PDR topluluğu. Bugün aslında birazcık bu topluluğu tanıyarak başlayalım istiyoruz. Peki nedir bu topluluk? Nasıl oluştu? Hangi ihtiyacı cevap veriyor? Muhammed, senle başlayabiliriz. Tabii ki teşekkür ederim Zeynep. Öncelikle çevrimiçi PDR grubu öğretmen ağı kolaylaştırıcılığıyla ve salgın sürecinin ihtiyaçlarıyla ortaya çıkan bir oluşum. Çevrimiçi PDR grubu 16 üyeden oluşuyor ve bu üyeler ülkenin farklı yerlerinde görev yapan çeşitli psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerden oluşuyor. Salgın sürecine bağlı kalacak olursak da bu tematik grup öğretmen, öğrenci ve ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere şu anda çalışmalarını sürdürüyor ve bu ihtiyaçlara yönelik de yaratıcı çözümler, bir takım prototipler geliştirerek ilerliyor. Ailenin iyi olma haline nasıl katkı sağlayabiliriz? Öğretmenin iyi olma haline, öğrencinin iyi olma haline nasıl katkı sağlayabiliriz? Genel olarak bu temel meseleleri konu edindiğimiz bir oluşum olarak özetleyebilirim. Evet, öğretmen ağı olarak da öncesinde bir ihtiyaç analizi yapmıştık ve dijital okuryazarlıkta psikolojik danışmanlık ve rehberlik en önemli ve en çok ihtiyaç duyulan iki tema olarak karşımıza çıkmıştı. Muhammed'in de anlattığı gibi aslında gönüllü olarak bu ekip bir araya geldi ve sonraki süreçte de artık hiçbir zaman psikolojik danışmanlık ve rehberlik ihtiyacı bitmeyeceği için çalışmalarını devam edecek. Peki salgın sürecinde sosyo-duygusal zorluklar yaşandı. Devre grubu bunun için neler yaptı? Halil, senden dinleyelim. Evet Zeynep, ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte hepimiz aslında normal olmayan süreçlerden geçtik ve hala da geçmeye devam ediyoruz. Belirsizlik hala devam ediyor çünkü. Koronavirüs vakalarının artmasıyla beraber alışkanlıklarımızda ve rutinlerimizde bazı değişiklikler olmak zorunda kaldı. Aslında belki de okulların tatil olması yaşanan bu durumun ciddiyetini anlamamız noktasında bize yardımcı oldu diyebiliriz. Okullar ilk zamanlarda tatil olduğunda çocuklar bu duruma çok fazlasıyla sevinse de bu sürecin uzamasıyla beraber çocuklar ister istemez bu durumdan olumsuz anlamda etkilendi ve ev ortamında kaygı ve problem gibi bazı sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Çünkü salgın dönemi fiziksel ve sosyal mesafelerin artmasına ve çeşitli sosyal duygusal ihtiyaçların karşılanmamasına neden oldu. Bu ihtiyaçlar dijital ortamlarda giderilmeye çalışılsa da maalesef fizikseldeki kadar yeterli olamadı. Çocukların ve gençlerin eğlenme, birlikte zaman geçirme, oyun oynama gibi sosyal ihtiyaçların engellenmesi, duygusal dalgalanmaların ve psikolojik sorunların meydana gelmesine destek sağladı diyebiliriz. Bu noktada çevrimiçi PDR olarak ne yaptık kısmına gelecek olursak aslında sizin de söylediğiniz gibi salgın döneminde kurulmuş bir ekip olarak ilk çalışma konumuz koronavirüste nasıl mücadele edebiliriz ve öğretmenlere öğrencilere bu noktada nasıl destek sağlayabiliriz üzerinden şekillendi. Uzmanlardan bu konuda destekler alarak sürece başladık. İşte yaz süreci, pozitif psikoloji ile alakalı eğitimler aldıktan sonra yaratıcı problem çözme becerisi üzerine odaklandık ve sorumuz olarak da yeni dönemde okula uyum için neler yapabiliriz ve öğretmenlerin, öğrencilerin
sosyo-duygusal ihtiyaçlarını nasıl sağlayabilir üzerine bir problem çözme sorusuyla işe koyulduk. Ve bu süreç içerisinde çeşitli derinlemesine görüşmeler yaptık. Öğretmenlerle, öğrencilerle, ebeveynlerle ve aynı zamanda süreç devam ederken bir anket çalışması gerçekleştirdik. Öğretmenlerin sosyo-duygusal anlamda neler hissettiği ve okula dönüşle ilgili motivasyonları hakkında ve bu kapsamda yaklaşık 79 ilden 1536 tane öğretmene ulaştık. Ve bu anket sonuçlarından ve elde ettiğimiz derinlemesine görüşmelerdeki sonuçları düşündüğümüzde ve bunları değerlendirdiğimizde öğrencilerin bolca oyun oynamak, eğlenmek, arkadaşları ve öğretmenleriyle duygusal bağlamlarını ve duygusal güçlerini tekrardan birleştirmenin önemli olduğunu düşündük. Ve buradan hareketle öğretmenlerin ve öğrencilerin salgın döneminde daha fazla ön plana çıkan bu ihtiyaçlarını karşılamak adına bu kitapçığı geliştirdik diyebiliriz. Evet, Halil'in de bahsettiği gibi aslında yaratıcı problem çözme programıyla birazcık da her şey daha da netleşti. Bu programda neler yaptık? Öncesinde bir problem sorusu belirledik Halil'in de dediği gibi. Bu problem sorumuz pandemi sonrasında okula uyumdu. Bu problem sorusu çevresinde peki bu probleme sebep olanlar nedir? Bunun yetersizliği ya da eksikliği için bu probleme ne sebep olur diye problemi biraz anlamaya çalıştık. Ardından yeniden tanımladık. Üzerine yüzlerce fikir ürettik ve bu fikirlerden biri de bu kitap çıktı ve aslında sizlerle de 31 Ağustos'ta buluşacak. Bu kitapçık nedir? İki kısmı var. Biri öğretmenler için olan bir kısım, diğeri ise öğrenciler için olan bir kısım. Şimdi öğretmenler için olan kısmı Muhammed Ali Mert'ten birazcık dinlemek istiyoruz. Bu kitapçığı kimler kullanabilir, nedir? Birkaç tane de örnek verebilirsen çok seviniriz. Tabii ki Zeynep. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle aslında buna da belki çok küçük bir vurgu da yapmak gerekebilir. Böyle bir ihtiyaç hissettim. Yani biz bu çalışmayı yaparken aslında çok ciddi bir teorik altyapı da geliştirdik. Yani işte çeşitli uzmanlar davet ettik, işte akademisyenler davet ettik, çeşitli etkinlikler, işte eğitimler vesaire bunlara katılarak ciddi bir teorik altyapı oluşturduktan sonra var olan ihtiyacı çok farklı bir gözle bakmaya çalıştık ve sonunda dediğin gibi, senin de dediğin gibi öğretmenlerin pandemi sonrası okula döndüklerinde okula uyumlarını nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl sağlayabiliriz sorusuna odaklandık ve bir öğretmenden bahsedecek olursak dolayısıyla öğrenciden de bahsetmek gerekir. Bu iki ve bir okul atmosferinden bahsedebiliriz. Öğretmenlere yönelik yaratıcı çözümler ve öğrencilere yönelik yaratıcı çözümler var aslında. Bir, öğretmenlere yönelik yaratıcı çözümlerde neler var? İlk kısımda aslında öğretmenlere yönelik yaratıcı çözümün isminden bahsetmek gerekir. Yaşam Şapkaları Atölyesi. İsmin neden böyle işte pandemiyle, salgında bunun ne alakası olabilir gibi böyle aklınızda bir takım sorular canlanabilir. Temel meselesi şu. Pandemi yaşamın içinde bir şey ve biz bazen yaşamın şapkaları, diğer şapkalar gibi onu da takarız ve süreç bittiğinde yerine koyarız. Aslında bu mesajı bize veren bir başlık. Bu çalışma dediğim gibi iki oturumdan oluşuyor. Birinci oturumu öğretmenlere yönelik olan bir oturum. Yani aslında öğretmenlerin ihtiyaçları üzerine şekillendirilen ve öğretmenlerin bu süreçte neler yaşamış olabilecekleriyle ilgili onların farkındalıklarını artırmak ve bu ihtiyaçları karşılamaya odaklanan bir içerik diyebilirim. Öğrencilerle ilgili kısımda ise şimdi ikinci oturumda biz öğrencilere odaklanıyoruz. Bu Yaşam Şapkaları Atölyesi'nde. Ama öğrencilere nasıl odaklanıyoruz? Şöyle, şimdi öğretmenlerin öğrencilerle ilgili bir takım öngörüleri ve bu süreçte kimlerin risk grubunda olabileceği, hangi öğrencinin ne tür sorun yaşadığı ile ilgili bir takım bilgileri mutlaka var. Yani arıyorlar, ulaşıyorlar, işte devlet kanallarından çeşitli işte şekillerde haberdar oluyorlar. Yani bu sürece dair, çocukların neler yaşayıp yaşamadığına dair bir takım bilgiler alıyorlar ama bunun altyapısında neler olabilir? Kimler, yani bizim aklımıza gelmeyen daha farklı kimler risk grubunda olabilir? Biraz burada bu etkinliğin ikinci oturumda buna odaklanıyoruz. Öğrencilerin ne gibi ihtiyaçları olabilir? Yani ilk oturumda öğretmenleri ele aldık. Şunu da kabul ediyoruz. Öğretmen iyileşmeden öğrenciyi iyileştirme kısmının zor olduğu vurgusu atölyenin her yerine yedirilmiş durumda. Onu da söyleyebilirim. Yani pandemi döneminde öğretmenin iyi olma haline ne kadar katkı sağlarsak bu noktada öğrenciler de kendilerini o kadar iyi hissedecektir. Bu aslında her yaş grubu için bu şekilde. Biz burada öğrencilere odaklanırken yaş gruplarına göre bir verebilecekleri tepkiler neler olabilir? Bilişsel anlamda, duygusal anlamda ne tür tepkiler verebilirler? Ve az önce dediğim gibi kimler daha fazla risk grubunda?
kimler bu süreçten daha dezavantajlı olarak ayrılmış olabilir ve bu pandeminin etkilerini ya da salgın sürecinin etkilerini okula döndüğümüzde kimler daha yoğun yaşayacaklar? Kimler bu süreçte yas yaşadılar, kayıp yaşadılar? İlla hani bu yasın birini kaybetmek olarak değerlendirmemek gerekiyor. İşte sosyal bağların kopması, hani hep slogan şudur ya, okulları birlikte açacağız ve çocukların bu sürece dair sosyal duygusal ihtiyaçlarını çok vurgular nitelikte son dönemlerde mesajlar geliyor. Aslında burada vurgulanan çocukların sosyal bağlarının tekrar inşa edilmesi, yani o anominin düzelmesi ve tekrar o sosyal bağların inşa edilmesi burada en temel vurgulardan biri. Dilerseniz birinci kısımdan, yani öğretmenlerin ihtiyaçları, pandemi döneminde iyi olma hallerine yönelik bir iki egzersiz paylaşayım. Yani burada yönergeler olarak neler var, bir etkinlik örneği paylaşabilirim. Dediğim gibi öncelikle biz burada öğretmenlerin ihtiyaçlarını çok önemsiyoruz. Pandemi döneminden sonra öğretmenlerin iyi olma hali, ihtiyaçlar, bu bizim için çok önemli. Ve bu atölyenin de tam içerisinde bir ihtiyaçlar paketi dediğimiz. Yani öğretmenin ihtiyaçlarını hem arkadaşlarına duyuracak, meslektaşlarına duyuracak. Yani tam olarak okul atmosferine, ekosisteme yönelik bir mesaj verdiğimiz burada bir ihtiyaçlar paketi çalışması var. Soru şu, Eylül döneminde okula geldiniz. Kapıda sizin adınıza bir paket gördünüz. Bu paketin içine, bu paketin içinde okul dönemi başladığında işinizi kolaylaştıracak, karşılaşacağınız zorlukların üstesinden gelmenizi sağlayacak bir takım şeyler var. Birincisi, paketi açtığınızda neler görmek istersiniz? İki, bu gördüklerinizde ne yaparsınız? Temel olarak bu şekilde bir çalışmamız var. Burada hem burada öğretmenlerin diğerleri, yani diğer meslektaşları ne gibi ihtiyaçları doğmuş olabilir? Hem çevreye yönelik bir farkındalık, çevresinin neler yaşamış olabileceği, biraz empati bu kısımda işin içine giriyor. Onun dışında kendim, ben ne yaşadım? Heybe ile ilgili bir etkinlik de var. Ben heybemde pandemi döneminde nelerle ayrıldım ve bu süreçten sonra neye ihtiyaç duyuyor olabilirim? Biraz bu ihtiyaçlar üzerine derinleştiğimiz bir etkinlik bu. İkinci kısma geçeyim dilerseniz. Orada da dediğim gibi öğrencilerin ne gibi ihtiyaçları olabilir ve risk grupları neler olabilir? Birazcık buna belki burada değinebiliriz. Şimdi onunla ilgili egzersizimiz şu şekilde. Bir adım öne at etkinliğini biz burada grup arkadaşlarımızla oluşturduk. Bu etkinlik çeşitli versiyonlarda uygulanabiliyor. Biz bunu pandemiye, yani salgın süreci sonrasında öğretmenlerin iyi olma hallerini ve risk gruplarını öğrenmeleri açısından, görmeleri daha belirgin hale gelmesi açısından kurguladığımız bir etkinlik. Her öğretmene biz bir rol kağıdı dağıtıyoruz. Yani Al öğretmenim, Ali öğretmenim, işte Ayşe öğretmenim ya da işte X öğretmenim uzatıyoruz. Ve bu rol kağıtlarını onlar ellerinde tutuyorlar. Bu rol kağıtlarının içerisinde çeşitli risk gruplarından cümleler var. Oradaki öğrencilerin yaşamış olabileceği durumlara ilişkin bir takım cümleler yazdık oraya. Sonrasında bu cümleleri verdikten sonra bekletiyoruz katılımcıları ve çeşitli durumlar söylüyoruz. Ve bu durumlarda da olabildiğince hem rolde kalmalarını sağlamak hem de bu rolden çıkmalarını bir miktar daha kolaylaştırmak. Yani ajite ettiğimiz bir durum yok. Daha objektif değerlendirdiğimiz ve bir miktar daha dışsallaştırdığımız bir süreçten bahsedebilirim. Daha güvenli bir ortamda bu etkinliği sürdürüyoruz. Çünkü orada farklı şeyler, işte travmaya daha duyarlı olanlar, daha önce deneyimi olmuş öğretmenler de var. Bunlarla ilgili hassasiyet gösterdiğimiz etkinliklerden biri bu. Kimler daha fazla risk grubunda diye düşündüğümüzde aklımıza belli risk grupları geldi ve işte az önce bahsettiğim gibi işte akademisyenlerden öğrendiğimiz bilgiler, onlardan edindiklerimiz, çeşitli kaynaklardan taradığımız ve öğretmenlerin de aslında o işte Halil'in az önce bahsettiği 1536 kişilik veri havuzundan çektiğimiz bir takım böyle ihtiyaçlar, kişisel meseleler bu süreçte bizim karşımıza çıktı. Onlarla ilgili belli roller yazdık. Onlardan bir iki tane örnek verebilirim. Birincisi, bu süreyen bir hastalığı olan bir öğrenciyle ilgili. Ece, astım hastası olan, bu konuda okulda takip edilen bir öğrencidir. Pandemi süreci boyunca ailesi evden çıkmamasına özen göstermiştir. Bu birincisi. Selim, annesini geçen yıl kaybetmiş bir öğrencidir. Babası ve babaannesiyle birlikte yaşamaktadır. Bir diğeri, Gülce'nin annesi ve babası sağlık çalışanıdır. Pandemi döneminde bulaş riskinden dolayı anneannesi ve dedesiyle birlikte yaşamaktadır.
Yine bir diğeri, Kerem'in anne ve babası salgın sürecinde işten çıkarılmıştır. Ekonomik olarak oldukça zor bir dönem geçiren aile taşınma kararı almıştır. Kerem yeni okuluna alışmakta zorlanmaktadır. Bu şekilde roller var. Öğretmenlere 10 tane rol veriyoruz bu süreçte. Bazılarını ikişerli aynı rolden ikişer tane veriyoruz. Sonrasında durumlar var. Yani bu durumları niye veriyoruz? Burada bir haritalandırma, bir konum belirtimi aslında bizim en temelde hedeflediğimiz şeylerden biri. Kim daha fazla arkada kalıyor? Kim daha fazla diğerleriyle arayı açıyor? Yani kimin daha az sosyal duygusal desteğe ihtiyacı var? Kimin daha fazla var? Bunu bize çok net ve somut olarak gösteren etkinliklerden biri. Katılımcıların, öğretmenlerin bunlara cevabı evetse bir adım ilerliyorlar. Hayırsa oldukları yerde kalıyorlar. Örneğin pandemi dönemi boyunca kendimi güvende hissettim. Bu durumlardan biri. Bir diğeri, uzaktan eğitime erişim sağlayabildim. Bir diğeri, pandemi döneminde duygularımı rahatlıkla ifade edebildim. Bir diğeri, bazı şeylere alışmakta zorlandım ancak destek bulabildim. Bir diğeri, pandemi döneminde derslerime odaklanabildim. Yine bir diğeri, okula dönüş konusunda kendimi hazır hissediyorum. Bu şekilde burada daha fazla örnek var ama birkaçını ben sizinle paylaştım. Burada eğer dediğim gibi çocukların ya da öğretmenlerin cevapları hayırsa bulundukları yerde, evetse bir adım ilerleyerek devam ediyorlar. Bu şekilde risk gruplarını belirliyoruz ve sonrasında bu risk gruplarına daha da derinleşmek için, yani evet bunu fark ettik şimdi ne yapacağız kısmı ile ilgili aslında planladığımız birkaç bir şey var bu etkinlik içerisinde. Öğretmenlerin bunu fark etmelerini önemsiyoruz ve istiyoruz. Sonrasında bu risk grupları ile ilgili daha detaylı bilgilendiriyoruz, derinleşiyoruz. En son aşamada da burada bir çıktı bekliyoruz öğretmenlerden. Yani burada bu atölye kapsamında ceplerinden mutlaka bir şeyle ayrılsınlar. Çünkü dediğim gibi hani bu pandemi dönemi çok olağan dışı bir durum. Ve bizi bazı şeylerin dışına iten ve belli anlamda çaresizlik, işte adil dünya inancı gibi daha böyle farklı yönlere bizi iten bir şey. Dolayısıyla insanlar bu süreçten sonra bir şeyler üretmek, yani öğretmenlerin bir şeyler üretmesi onların iyi olma hallerine çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Yani sınıflarına döndüklerinde şu öğrenciye şunu uygulayabilirim, bu öğrencim için bunu yapabilirim gibi biraz böyle kıvılcımların oluşmasını, bir tetiklenmenin oluşmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu etkinliğin sonrasında öğretmenlerin kendi öğrencilerine yönelik bir eylem planı hazırlamasını istiyoruz. Neler duydular, neler öğrendiler ya da buradaki risk gruplarına yönelik herhangi bir etkinlik, bir ısınma oyunu olabilir, bir uyarlama olabilir, herhangi bir oyun olabilir, sadece bir söz olabilir. Yani bununla ilgili sadece bir yöntem ve büyük grupta bunu paylaşmalarını istiyoruz. Ve birlikte üreterek, birlikte dayanışma içerisinde bir ağ örerek belki de bu süreçten iyi bir şekilde bu atölyeden bir kazanımla ya da daha somut bir şeyle çıkmalarını bekliyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Dediğin gibi pandemi sırasında ve sonrasında ya da öncesinde de öğretmenin iyi olma hali hem öğretmen ağının hem de İstanbul Öğretmen Akademilerinin üzerine böyle titrediği ve değindiği bir konu. Ve bu tip etkinlikler, özellikle somutlaştırıcı ve dışsallaştırıcı olan etkinlikler de çok çok kıymetli bu süreçte. Bunları dinleyen öğretmenler ya da izleyen öğretmenler muhtemelen şimdiden akıllarında pek çok şey canlanmaya başlamıştır. Evet, benim elime böyle bir paket geçse ben o paketin içine neler koymak isterdim ya da bir heybem olsa neler götürmek isterdim bu süreçten gibi düşünmeye başlamışlardır ya da akıllarına başka risk grupları gelmiştir ya da farklı durumlar gelmiştir. Onlar da aynı şekilde bu egzersize bunları ekleyerek ya da çıkararak, yerlerini değiştirerek kullanabilirler dediğin gibi. Şimdi öğretmen kısmından birazcık da öğrenci kısmına geçmek istiyorum. Halil, öğrenci kısmından bize birazcık bahsedebilir misin bu kitapçığın? Tabii ki. Koronavirüs salgınının azalmasıyla beraber okullar açıldığında bizi nelerin beklediğini ekip olarak çok fazlasıyla düşündük. Ve hijyen, maske ve fiziksel mesafe gibi kavramlarla öğrenciler belki de hayatlarında ilk defa karşılaşmış olacaklar. Ve bu yeni kavramların öğrenciler tarafından benimsenebilmesi ve sağlıklı bir şekilde sosyal ve kontrollü hayatın desteklenebilmesi önemli. Ve bunları öğrencilerle birlikte nasıl yapabiliriz üzerine yaklaşık 15 tane etkinlik gerçekleştirdik ve etkinlik planladık.
Bu etkinliklerin içeriğinden kısaca bahsetmek gerekirse, fiziksel mesafeye dair dikkat edilecek kavramlarla alakalı, işte fiziksel mesafe, maske ve hijyenle ilgili oyunlar yoluyla öğrencilerin öğrenmesini destekledik ve salgın dönemindeki yaşantıları ve duygularını paylaşmasını sağlayacak, okul içinde oluşturacağı ekiplerle kontrollü sosyal hayatı sağlamalarına yardımcı olacak, kaygı veren yaşam olaylarını sonrasında pozitif psikolojiye de hitap edecek şekilde pozitif düşünmesini destekleyecek etkinlikler planladık. Bunun dışında sarılmak gibi bir ihtiyacımız var. Bunun da farkındayız ve sarılmadan nasıl selamlaşabiliriz üzerine bir etkinlik planladık ve bu etkinliğimizde sarılmadan ne şekilde selamlar verebileceğimizle alakalı örnekler var. Tabii ki öğretmenler bu örnekleri geliştirebilir, uyarlayabilir, kendi sınıfına uygun olarak başka selamlaşmalara karar verebilirler. Bir de öğrenciler adına değil, öğrencilerle birlikte felsefesini benimsiyoruz. Çünkü öğretmen içinde bulunduğumuz öğretmen ağı öğretmen adına değil, öğretmenle birlikte felsefesini benimsemiş ve öğretmenlerin içerisinden çıkan çözümlerin daha değerli olduğuna inanıyor. Biz de buradan hareketle öğrenciler içerisinden çıkabilecek çözümlerin ve öğrencilerin sağlayacağı destekle beraber bu noktada okulda daha başarılı ve daha sağlıklı ve tedbirlerin daha dikkat edildiği bir eğitim ortamı oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Belki bir etkinlikten bahsedebilirim. Pandemi ekibi. Pandemi ekibi şöyle bir etkinlik, kontrollü sosyal hayatı destekleyebilecek ekipler oluşturuyor öğretmenler kendi sınıflarında. Hijyen ekibi, maske ekibi ve fiziksel mesafe ekibi olmak üzere 3 tane ekip planladık biz. Bu ekip üyelerine yapabilecekleri görevlerle alakalı öğretmen bilgilendirmeleri öğrencilere sağlıyor. Hatta ekip üyelerinin kendilerine ait ekip isimlerine özel rozetler planlamasını istedik öğretmenlerden. İşte hijyen ekibinin rozetinde hijyene dair bir görselin olduğu ve o ekip üyelerinin o gruba ait aidiyet hissini arttırdı ve görev bilincini desteklemesini arzuluyoruz çünkü. Böylelikle öğrencinin sürecin içerisine dahil olduğunda okullarımız daha güvenli olacak ve korona noktasında öğrencileri koruyabileceğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda bir diğer etkinliğimiz ise iyi haber ve kötü haber. Öğrencilerle beraber öğretmen sınıfa girdiğinde evet sizinle beraber korona ile alakalı bir hikaye yazacağız şeklinde derse giriyor öğretmen ve diyor ki bu hikaye olumlu devam edip daha sonra olumsuz devam edecek şekilde bir döngü halinde devam etmesi gerektiğini söylüyor ve öğrencilerle birlikte koronavirüsün ne yaparsak azalacağı ve ne yaparsak artacağı üzerine bir hikaye çalışmasına başlıyor. Başlangıcı bu noktada öğretmen yapabilir, şunu diyebilir: evet, insanlar koronavirüs vakalarının, işte insanlar sağlık tedbirlerine dikkat etti ve maske taktıkları için koronavirüs vakaları azalmış. Hikayeyi böyle başladığında olumlu bir gelişme ve öğrencilerden olumsuz bir şekilde devam etmelerini isteyecek ve gönüllü olan bir öğrenci şu şekilde ifade edecek: İnsanlar rehavete kapıldıkları için ve tedbirlere uymadığı için koronavirüs vakaları tekrardan artmaya başlamış. Ondan sonra olumsuz devam ederken hikayeyi tekrar olumlu bir şekilde öğrenciler planlayacaklar ve bu noktada diyecekler ki işte insanlar fiziksel mesafeye dikkat ettiği için koronavirüs vakaları tekrar azalmaya başlamış. Buradaki hikaye şeklini oluşturmamızın amacı korona ile alakalı öğrencilerin görev bilincini arttırmak ve koronavirüs noktasında bilgi düzeyini arttırmak aslında ve kuralları öğrencilerle birlikte belirlemek için bunu düşündük. Ve bunun dışında uzaktan ve fiziksel mesafeye dikkat edebilecek etkinlikler planladık. Çünkü çocukların oyun oynamaya ihtiyacı olduğu için ve oyundan da uzak kalamayacaklarını düşündüğümüzden bu hayatımıza giren yeni kavramlarla birlikte fiziksel mesafe ve hijyene de dikkat ederek neler oynayabiliriz üzerine çok düşündük ve bu noktada öğrencilere yönelik yaratıcı çözümlerde fiziksel mesafeye dikkat eden oyunlar planladık. İşte 1,5 metre mesafeye dikkat ederek öğrencilerin çember olduğu, işte ismine de Covid çemberi dediğimiz bir etkinliğimiz var. Ortaya bir öğrenci geçiyor ve öğrenciler 1,5 metre mesafe bırakacak şekilde çember oluyor. Ve öğrenciler şunu istiyoruz: kendi etrafında dönmesini ve çemberde bulunan öğrencilerden birini göstererek pandemi kelimesini söylemesini istiyoruz. Çünkü bu kavramlara da alışkın olmalarını arzuladığımız için öğrenci kendi etrafında dönüyor gözü kapalı bir şekilde ve bir öğrenciyi gösteriyor pandemi diyerek. Pandemi dediği öğrenci eğiliyor ve sağındaki ve solundaki kişiler koronavirüs düellosuna çıkıyorlar. Yani ne demek? Maske tak cümlelerini söylemeleri gerekiyor. Biz bunu isim düellosu olarak oynatırız yaratıcı drama etkinliklerinde. Cümle kalıbı şu: karşısına gelen kişinin ismiyle beraber maskeni tak kelimesini kullanması gerekiyor. Kim? Daha önce eğilen kişinin sağındaki solundaki kişilerden kim daha önce karşıdakinin ismiyle beraber maskeni tak kalıbını söylerse o etkinliği kazanmış oluyor ve yeni ebe o olup ortaya geçip bu etkinlik bu şekilde devam ediyor. Bunun gibi fiziksel mesafeye dikkat eden ve çocukların oyun oynama ihtiyacını da destekleyecek çalışmalardan oluşan etkinliklerimiz var. Bu noktada faydalı olmasını ümit ediyoruz.
Aslında oyunla buluştuğunda çok daha içselleştirmelerini sağlayan bir süreç de olabilir dediğin gibi. O maskeyi tak cümlesini kullanırken aynı zamanda da bunu oyunla yapması ve oyunu da zaten kurallara göre uygulaması, fiziksel mesafe kurallarına göre uygulaması çocuğun çok daha aslında bunu içselleştirmesini sağlayacak gibi duruyor. Çok teşekkür ederiz. Oyunla, hikayeyle, grup çalışmalarıyla, çeşitli senaryolarla yapılan aslında etkinliklerin bu dönemde çok daha faydalı olacağını anlıyorum. Bunları uygulamak isteyen öğretmenin bulunduğu şehir, sınıf mevcudu, kapasitesi, kademesi bunları uygulamasını etkiler mi? Bir engel oluşturur mu? Ya da dikkat etmesi gereken şeyler var mı özellikle? İstersen seninle başlayabiliriz Muhammed. Tabii ki. Teşekkür ederim Zeynep. Aslında şu Halil söylediklerine birazcık ek yapabilirim. Şöyle bir ek. Şimdi bu iki yaratıcı çözüm aslında birbirine entegre. Birbirinden ayrı düşünemiyoruz. Aslında öğretmenin cebinde bir şeylerle ayrılmasını sağlarken bazı şeyleri de hazır vereceğiz. İşte onlar da bu kitle ilgili olan kısmı. O kitin öğretmenlerle paylaşılması ve bunun gittikleri okulda uygulanması yönünde bir takım onları yönlendirmelerde bulunacağız. Yani salgın döneminde yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir şey var. Bir arada olursak gerçekten bazı şeyleri daha iyi yaşıyoruz ve bazı şeylerde daha iyi mücadele ediyoruz. Bizi aslında bu noktada en çok güçlendiren kısım hep böyle kendi aramızda da konuştuğumuzda çevrimiçi PDR grubu oldu. Aynı dili konuşuyoruz, aynı şeyler üzerine derinleşiyoruz. Bazen farklı fikirler çıkıyor, onları ele alıyoruz, değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu çok değerliydi. Bunun değerli olmasının bizim yaratıcı çözümümüzle ne ilgisi var diye böyle bazı insanların aklına soru işareti olabilir. Şöyle o çıkan fikirler Türkiye'nin farklı alanlarından çıkıyordu. Yani işte çözüm fikrini konuşurken bunu Türkiye'nin güneydoğusundan ya da Türkiye'nin doğusundan bir psikolojik danışmanın sesinden duyuyorduk. Yani burada böyle bir şey var, böyle bir gerçeklik var. Bu buraya uygun değil ya da işte Batı'da böyle bir gerçeklik var. İşte insanlar buna şöyle bir yöntem geliştirdiler. Dolayısıyla bu gerçeklik yani burasıyla uyuşmuyor gibi böyle bir takım kapsayıcılığı sağlayan ve bu çalışmanın işte Türkiye'nin doğusunda ya da batısında ya da orta kısmında uygulamasını engel teşkil etmediğini bize söylüyor. Çünkü birçok şehirden katılımcı, birçok şehirden geliştirici vardı bu ekibin içerisinde. Dolayısıyla bu bağlamda şehirlerle ilgili bir kapsayıcılık yakaladığımızı söyleyebilirim. İkinci bir husus hep öğretmenlerin kafasında şey olur yani gözlemlediğimiz ya da duyduğumuz şey bu. Acaba bunu ilkokula nasıl uyarlayabilirim ya da bu okul öncesinde çalışır mı ya da bu lisede ortaokulda işlemez hocam gibi kalıpları çok duyarız. Ama bu etkinlik zaten öğretmenlerle yapılan bir kısmı çok yoğun. Yani öğretmenlerin ihtiyaçlarına odaklanılan pandemi dönemi sonrası ve pandemi döneminde öğretmenin iyi olma haline odaklanan bir etkinlik olduğu için kademe de fark etmiyor. Dolayısıyla okul öncesindeki bir öğretmen de Halil'in az önce belirttiği etkinliklerin neredeyse tamamını ve bir kısmını da uyarlayarak çok rahat bir şekilde uygulayabilir. Yani bu etkinlik ya da bu yaratıcı çözüm fikri bir kademeye göre ayrılmış durumda değil. Birçok okul türüne göre yani X okul, Y okul, işte Z okul her türlü okula göre bunu adapte edebiliriz. Burada birazcık biz uygulayıcıya da esneklik tanıyoruz. Yani belli bir sınır çiziyoruz. Şunu yapın, şuna dikkat edin ve şimdi burada bunu söyleyin gibi bir takım kalıplar var uygulayıcıya notlar kısmında bu çalışma kapsamında. Ama bir esneklik bıraktığımız, özellikle ön sözde bunu edinenler, bu kitapçığı edinen arkadaşlar görecek. Ön söz kısmında şu etkinlikleri uyarlayabilirsiniz. Şu kısımlara farklı vurgular yapabilirsiniz ya da bunu şöyle söyleyebilirsiniz gibi dediğimiz birçok nokta var. Peki kimler uygulayabilir? Öncelikle şöyle 16 tane psikolojik danışman ve rehber öğretmenden oluşan bir gruptan bahsediyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan ürün de birazcık bu meslek grubunun uygulayabileceği nitelikte oldu. Yani bu kitapçıktaki atölyeyi ve içeriği uygulayabilecek bir kitle hem etik olarak hem de mesleki anlamda bir yeterlilik söz konusuysa psikolojik danışmanlar olarak biz belirledik. Yani bunun daha uygun olacağını düşünüyoruz ve içerik de aslında bize bunu söylüyor. Normal standart bir etkinlik değil çünkü bu. Çünkü zaman zaman yas, kayıp, travma. Çünkü aslında bir Pandora kutusu açacağız bu etkinlik kapsamında. Mesela bir öğretmenin travmatik bir deneyimi varsa bu süreci yönetmek, bu süreci kavramsallaştırmak ve buna uygun müdahale yöntemleri, o grup içerisinde ondan bahsediyorum, uygun müdahale yöntemlerini belirlemek bir mesleki yeterlilik gerektiriyor. Dolayısıyla psikolojik danışmanların uygulamasına açık
bir içerik diyebiliriz. Sınırlılıkları biz çok göz önünde bulundurarak bir çalışma planladık ve bu sınırlılıkları nasıl aşabiliriz üzerine de çok fazla kafa yormuştuk süreç içerisinde. Var olan kişiler ve çeşitli katkılar, öğretmen ağının bu noktadaki kolaylaştırıcılığı da bizim çok güçlendiren bir noktaydı. İşte onların öğretmen ağının ilkeleri, işte o kapsayıcılık, hak temellik gibi birçok alan bizi çok güçlendirdi ve bunları nasıl uygulayabiliriz, içeriği nasıl daha fazla güçlendirebiliriz, nasıl kapsayıcı olmasını sağlayabiliriz gibi ve nasıl güncel tutabiliriz gibi birçok başlıkta bizi çok güçlendiren bir yapı söz konusuydu. Bu şekilde özetleyebilirim. Evet, Halil, senin eklemek istediklerin var mıdır bu Tabii konuda? Ki. Unuttuğum bir hususu tekrar hatırlatmak istedim. Bu bölüme verdiğimiz isim, yani öğrencilere yönelik yaratıcı çözümleri planladığımız bölüme verdiğimiz isim sosyal duygusal kit aslında. Yani buradaki amacımız sosyal duygusal ihtiyaçlara cevap verecek ve öğrencinin bu ihtiyacını karşılayabilecek etkinliklerdi. Bu kapsamda dikkat ettiğimiz husus şu oldu. Muhammed'in de söylediği gibi bireysel farklılıklar ve kapsayıcılık bizim için çok önemliydi ve bu etkinliklerin bütün sınıflarda ve bütün öğretmenler tarafından öğrencinin bireysel farklılara dikkate alınarak uygulanabilmesine çok dikkat ettik ve etkinliğin içerisinde bazen yer verdik uyarlamalara, bazen de öğretmene not kısmında, etkinliğin devamında öğretmenler görecektir. O kısımda öğretmene not olarak ifade ettik ki bu etkinlik, işte sınıfınızda bireysel farklılıklara sahip olan öğrenci varsa bu şekilde uyarlanabilir deyip küçük notlar bıraktık oraya ve öğretmenler kitapçığın içerisinde ihtiyacına uygun olarak ve yaş düzeyine uygun olarak fazlasıyla etkinliğe sahip olacak ve dikkat ettiği husus şu olacak tabii ki. Biz oraya yazarken uygulama süresi, işte uygulama haftası gibi ifadelere yer verdik. Tamamen o ifadeler örnek etkinlik olması amaçlı. Yani öğretmen kendi sınıfına ve kendi kazanımına göre o etkinlikleri uyarlayabilir. Evet, kapsayıcılığın aslında uyarlanmaya devam etmesi çok çok kıymetli ve bunun için de uygulayıcıya not, öğretmene not kısımları çok da kolaylaştırıcı olmuş gibi duruyor. Mesela öğretmen atölyesi için görme engelli bir öğretmen varsa ya da öğrenci çözümleri için görme engelli bir öğrenci varsa orada mutlaka görsel betimleme yapılması. Küçük yaş grubuysa görsellerle belki oranın ifade edilmesi gibi gibi aslında o uygulayıcı not kısmında pek çok cümleyi bulabilirsiniz, yönergeyi bulabilirsiniz. Çok teşekkürler bahsettiğiniz bu çözümler için. Hepsi çok ilham vericiydi. Peki bizi izleyen, bizi dinleyen öğretmenlere iletmek istediğiniz son bir böyle sözünüz var mı, öneriniz var mı? Sizlerden duymak istiyoruz. Tabii bu kısım bence en heyecanlı kısımlardan biri. Çünkü bir öğretmenin bir öğretmene bir şey söylemesi ben çok değerli buluyorum. Yani öğretmenden öğretmene vurgusu. Bir okulu ya da aslında eğitim hayatını ya da bir çocuğu bir öğretmenden bağımsız düşünmek bence imkansız. Dolayısıyla öğretmeni odağa almak, öğretmenle bir şeyleri yapmak ve bir arada birlikte iyileşmek bence bu süreçte bizim öğrendiğimiz en temel şeylerden biri. Yani bir aradalık, birliktelik ve bir arada bir ağ olmak. Hem öğretmen ağ kapsamında bu çok değerli bir vurgu bence. Hem de genel olarak sosyal yaşamda, o sosyal bağlarda bir arada olmanın önemini kavradığımız günlerdeyiz. Bir arada birlikte iyileşelim diyerek ben böyle söyleyebilirim. Halil. Ya bu çalışma salgın süreci sonrası okulları birlikte açtığımızda, çünkü bunu değerli buluyoruz. Muhammed'in de söylediği gibi aslında bir arada ve birlikte. Çünkü eğitim hepimizin derdi ve bunu dert edinenlerle beraber yaşanan sorunlara çözüm üretmek için ekip olarak gerçekten çok çaba harcadık. Ve birlikte okulları açtığımızda işte yaşanabilecek sosyal duygusal anlamda sıkıntılara, problemlere, kaygılara cevap verebilecek geniş yelpazeye sahip iki bölümden oluşan bir kitapçık geliştirdik. Ve bu kitapçığın Türkiye'nin farklı yerlerinde öğrencilerine ulaşmayı hedefleyen ve öğrencilerin problemleriyle dertlenen öğretmenlere en azından bir çözüm olacağı düşüncesi bizi gerçekten mutlu ediyor. Umarım bu süreci sosyal duygusal anlamda olumlu bir şekilde hep birlikte beraber aşarız. Evet, ben de değişim öğretmenle ve değişim birlikte diyerek son sözümü söylemek istiyorum. Çevrimiçi PDR grubunun temsilinden burada Halil Yavaş ve Muhammed Ali Mert'le birlikte çok güzel bir söyleşi yaptık. Halil Yavaş'a ve Muhammed Ali Mert'e çok çok teşekkür ederiz. Bunun yanı sıra Çevrimçi PDR grubunun diğer üyeleri Banu Yücetaş, Esen Cansu Öztürk, İsmail Örnek, Kubilay Özaydın, Medya Turgut, Mehmet Cemal Yıldız, Özge Özsaka Güvenç, Ramazan Özkan, Sabiha Sönmez, Selin Sırma Turhan, Şeyma Büyükurvay, Sibel Tosuner, Yasemin Gültekin ve Zeynep Özge Ünal'a çok 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 ama çok 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 teşekkür ederiz.
Evet, yaptığımız işbirliğiyle çözümlerin yaygınlaşmasına katkı sunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademilerine çok çok teşekkür ederiz. Kitapçığımız 31 Ağustos'ta yayınlanacak ve sizlerden de geri bildirimlerinizi çok duymak isteriz. Bu geri bildirimler sayesinde çözümleri daha da iyileştireceğiz ve yine yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Hepimize faydalı olmasını diliyoruz, bunu umuyoruz. Salgın dönemi gibi zor bir zaman geçirdik. Birbirimizden ilham alınarak ve güçlenerek bu süreçten çıkmak istiyoruz ve yeni bir dönem umuyoruz. Herkese sağlıklı ve keyifli günler dileriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dikkat edin.